beyime dere bucaklıyım. Ganime Ötçelik'im. Evliyim. Bir tane oğlum var. Hasan Yücel Ötçelik. 90 yaşında beyim vardır. 25 senedirsin hastadır. Ben doktora hekime bu arabayla götürüyor. Elimden geldiği kadar. Kendi işimi kendi beceren bir aile kızıyım ben. Baba camiden gelmeyince akşam sofrasını iftarda ol, başka zaman ol, oturulmazdı. Evinde neyi bulursan o erkekli gelirdi. Bizim evimizde erkek ayrı, kadın ayrı kuralı olmazdı. Çünkü dedim ya, benim babam 25 senelik muhtar yaptı. Bizim kapımız her gelene açıktı. Biz ailece otururdu. Babamız öyle yediğimizi biz kendimiz ondan sonra ayrı yerdik. Yavut erkek gelmiş, yavut yabancı gelmiş. Bizim kapımız gelen ailenin hepsine açık olurdu. O bizde ayrı bir kural olamazdı. Ama gelene mezmur ekmeklerdik. Buranın tahrana aşı menşurdur. Ona nohudat alırlar. O her yemeğin arasında onu cıvık canı edince o tahrana aşı çok güzel gider. Derebacağın birinci yemeği. İkinci yemeği de eşki tahrana diye bir şey var. Buğday yarmasıyla mısır yarmasını karıştırırız. Dağ eriğini toplar geliriz. O fasulyeden 7-8 çeşit yemek yapardık. Onlar şimdi hep kalktı gitti. Derebacağın bunlar menşur. Bu biz yetişip geliverirken bizim odalarımız vardı. Bu odalara herkes bir gün evvel hazırlığını yapardım. Keşkek yaparlardı. Bu keşkeğin yanına başka güzel, özel, dediğim aynı yemeklerden yemek yapılırdı. Düğünlerde, bayramlardan bir gün evvel onları yapardık. Erkekler ayrı yerde bayram yapardı. Kadınlar ayrı yerde, o erkekler gittikten sonra toplanırlardı orada. Güzelce o yemeği yerlerdi. Herkes birbirleriyle halelleşirdi, bayramlaşırdı. Çok güzel bir düzen olurdu. Onu geçmişten duyduğum, bu sabahleyin saat 3'te, 2-4'te biçip de sahur da yenen bir yemek olarak meşhur bu holuşka. Bu akşam yemeğinde yenmez bu. Zabaklayın dağda taşta herkes ırızgı araya gideceğinde çabaları ka acıktırmayacak diye bu yemeğin adını holuşka koymuşlar. Nereden geldi, nasıl icat edildi, nasıl oldu bilmiyorum. Dere bucağın holuşkası bu. Öyle onu içe içtin mi yedi daha dolanın gelsin acıkmaz diller bunu. Annemden öğrendim. Annem yapardı sabah, akşamdan bunu yaparız. Sabahla kalktığında yağını eridirsin. Yarı pişer, yarı pişmez. Ezan okumadan yiyeceksin diye. Yanına evinde neyi varsa sütünle, yoğurdunla, karnını neyle doyurabilirsin sabahla kalktığında işine gidersin. Bugün yapacağımız dere bucak holuşkası. Ona önce unu koyacağız. Arkasından tuz atacağız. Tuzdan sonra suyu koyacağız. Onu güzelce kulak memesi kadar yumrukladıktan sonra onu ufacık ufacık nohuttan büyük büyük meze yapacağız. Mezeden sonra onun içerisine nur koyacağız. Onun açık kenarlarını açık koyacaksın içerisine su geçsin diye. 3 kilo kadar suyun içerisine kaynar suya salacaksın onu. O kaynar suda olduktan sonra kendi kendine bir kıvam alacak. O kıvamdan sonra sade yağ döküp servise süreceğiz. Bu dere bucağın en meşhur yemeğidir. Holuşkanın hamurunu yumurmaya başlıyor. Ununu attım. Tuzunu da attım. Bu dere bucağın menşur holuşkasının başlanması. Bunu böyle yumuracağız. Sert olursa da daha güzel olur. Annelerden, ninelerden bunu böyle gördük. Bu akşamdan da yapılır. Bir yaptığında da pişirili yenilir. Bunu şeyde de açarsın da ama nineler açmazdı. Biz bunu böyle gördük. Yuka açar gibi de açılabilir şeydi. Şöyle gösterdiğim büyük olmayacak bunlar. Böyle oldu mu? Evvela böyle yaparız. Şöyle açtığında da olur da. Yani bizim gördüğümüz de böyle olur. Oklayla da açarsın bunu. Sonra şişe kapağıyla kesersin. Şu büyük şişelerin kapağıyla. Yahut bardağın ağzıyla. Ama ben ninelerden daha büyüğü tavsiye ediyorum. Bu mantının açık daha büyüğü olacak. İşte açık kalırsa hem bu kenara açık kalacak hem bu kenara açık kalacak. Oradan içerisine su alacak bu. Bunun içerisine sadece nur peynir konulur. Ötenler kaynarı konulur. Biber olsun,
şu dere bucak kekiği olsun, onu kaynattığımda üstüne yağdan sonra atacağım. O öyle gösterecek onu. Nane de atabilirse atabilirler de. Eskiler yaptığı kendi çikolatamızı olurlardı. Kestirirlerdi kendi yüzünü, kendi yoğurdunu yayar, yayık yayardı. Onu tenekeye vururdu, tenekede süzerdi. Çikolataya koyarlar bunun içine kendi mallarını. Bunu kaynar suya makarnanın ikiye salacağız. Orada kaynatacağız. Ondan sonra başka sade yağ üzerine de katabiliriz. Herkesi servis edeceğimizde tabağının üzerine de dökebiliriz. Bunu üzerine acılı yiyen olur, olmayan olur. Sade de yiyen olur. Sade yağ sadece kattığında. Şimdi ocağa vurduk suyu, su cızılaya başladı. Su kaynadı mı holuşkuyu salacağız. Kaynar suya holuşkuyu salıyorum. Tek tek salıyorum ki birbirlerine sıvaşmasın diye. Buradan 15 dakika sonra kaynayacak, ondan sonra yağlayacağız. Şimdi koy vereyim. Holuşkuyu yaptım, kaynar suya saldım. Yağı tavaya koydum, erittim. İçerisine biber attım, kendi dire bucak biberimden. Şimdi de yağını katıyorum. Herkesi dere bucağı holuşka yemeye bekliyoruz. Kapımız herkese açıktır. Geçin buyurun gelin.